Evet, merhabalar. Evet. Evet, merhabalar. Bugün sizlerle bir kitap hakkında konuşmak istiyorum. Filmlerden ayrı olarak. Yakın zamanda okuduğum kitabın adı Oblomov. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Kitabın yazarı Gonçarov. Gonçarov yani Rus edebiyatının en önemli isimlerinden. Tabii bir Dostoyevski, Tolstoy ya da Gogol kadar ünlü olmasa da yani Rusların kendi içerisinde çok önemli bir insan. Ve hani en tanınmış romanı da Oblomov. Niye? Çünkü gerçekten bazı dönem olaylarını çok iyi yansıtıyor. Daha doğrusu dönem olaylarını değil de insanların içindeki olayları çok güzel yansıtmış. Ve bu yüzden okumak istedim bu kitabı. Ve herkes hani kendi içinden bir parça bulabilir aslında bu kitaptan. Ve ben gerçekten çok fazla şey buldum. Yani sadece Oblomov'da değil, Oblomov'un kendi karakterinde değil, o yaşayışlarda, aralarındaki ilişkilerde, başka yan karakterlerde de kendimi gerçekten bir parça olsun hissettim yani orada. Çünkü hani bu kitap sadece o dönemdeki insanların ya da işte o soylu insanların feodal gibi yaşayan yani böyle toprak ağalarının zorluklarını anlatmıyor. Ayrıca bu bizim gibi Türkiye toplumlarının da batılılaşma ile geleneksel kalma arasındaki o çatışmayı anlatıyor esasında. O bakımdan gerçekten benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Yani bu kitap ama herkes beğenmeyebilir. Yani özellikle çok böyle betimlemeleri sevmeyen bir insansanız, yani böyle sürekli diyalog halindeki yazıları seviyorsanız bu kitap size hiç hitap etmiyor, açık konuşayım. Çünkü sayfalarca, böyle 10 sayfa, 20 sayfa böyle sürekli bir betimleme yapıyor. Yani arada diyaloglar da var da mesela hani bir şeyi anlatırken diyor ki mesela atıyorum hani bir Olga diye bir karakterimiz var ve Oblomov'la bir sürü diyalogları var ama bazen Olga'yı anlatırken işte bu böyle yapar, şu şöyle yapar, bunu böyle zekice cevap verir diyor. Ama zekice cevap verirken nasıl bir cevap verdiğini biz bilmiyoruz. O diyaloglar bizde yok. Ama mesela hani Dostoyevski o zekice cevap vermeyi direkt size diyalogların içinde veriyor. Aynı şekilde Tolstoy da. Ama bu kitapta biraz daha hani dediğim gibi betimlemelere ağırlık verip biraz daha şeyi azaltmış Gonçarov. Diyalogları azaltmış. Ama tabii diyalog yok mu diyorsunuz? Hayır, kesinlikle. Bir sürü diyalog var. Ama dediğim gibi hani betimleme ağırlıklı. Ve biraz da didaktizm çok fazla. Daha doğrusu yani size bir doğru bildiğini hissettirerek bir kitap yazmış. Yani bu kitabı yazarken size tarafsız bir pencereden bakmıyor. Yani diyor ki bak benim bildiğim bir doğru var. Bu doğruyu size bakın göstereceğim diyor. Ve aslında biliyor musunuz ben hani didaktizmi fazla sevmem. Yani kimse sevmez de yani hani bir kitaba bir şeyi doğru olduğunu varsayarak okumak çok saçma bir şey bence. Ama burada işe yarıyor. Neden yarıyor? Çünkü zaten hani yazıldığı dönem endüstrileşme çağının ilk başladığı dönem. İşte 18. yüzyılın sonlarına doğru işte 1760'larda falan. Ve onların etkisini yani burada yazıldığı şeyleri şu an 2018'de halen görüyoruz yani aslında. O yüzden hani bu gelenekselle batılılaşma arasındaki çatışmayı içimizde de halen yaşıyoruz. Ve ben yaşadığım için de çok beğendim bu kitabı. Yani kendimden bayağı bir parça buldum. Özellikle Oblomov karakteri ilk 500 sayfasında, zaten kitap 600 sayfa da ya. Yani kendinizden bir sürü şey buluyorsunuz. Ama ve bir süreden sonra kitapta Oblomov karakterini Gonçarov'un kendisi de o kadar sevdirmiyor ki. Çünkü şöyle düşünün. Kitaba başlarken Oblomov hani baş karakterimiz ve bu kitabı nasıl okumayı düşünürsünüz? Oblomov bir empati kurmaya çalışırsınız. Yani ben en azından Türk bir insan olarak empatiyi kurdum onunla. Çünkü benim de yaşadığım sıkıntıları anlatıyor aslında biraz. Tembellikten olsun ne yapacağım, bunu mu seçmeliyim, bunu mu seçmeliyim, çalışmalıyım mı seçmeliyim yoksa tembelliği mi seçmeliyim olayında. Çok bir empati kuruyorsunuz adamla ve empatiyi sempatiye geçirmeye başlıyor kitap yavaş yavaş. Hani ya bu tamam anlaşıldı, ha bu bundanmış, bundanmış diyor ama sonra anlıyorsunuz ki daha doğrusu olayların işleyişi o kadar iyi, gerçekçi bir şekilde işliyor ki bu adama sempati duyamıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki lanet olsun ya bu adama diyorsun. Yani hani sen ne yapıyorsun ya? Hayatına bir çeki düzen ver deyip bu adamdan, baş karakterden nefret etmeye başlıyorsunuz. Yani ben en azından bu kişisel olarak ben bu adamdan iğrendim yani bir süreden sonra. Ve bunu Gonçarov'un kendisi de bildiği için o da kitabın sonlarına doğru Oblomov'dan ziyade diğer karakterleri anlatıyor. Ve kendisinin doğru olduğunu bildiği Stolz diye bir karakter var.
onu daha çok anlatmaya başlıyor. Ve ben bunu çok 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 beğendim. Çünkü ben aslında bir süreden sonra Oblomov o kadar sıkıcı bir insan ki, yani gerçekçi bakımda sıkıcı bir insan ve onun yaşantısından ziyade Stolz'un yaşantısı sizi daha çok cezbediyor. Ve onun ne yaptığı, onun ne konuştuğu, onun diğer insanlarla nasıl konuştuğu sizi daha çok etkilemeye başlıyor. Ve bunu farkında olarak zaten Gonçarov kitabın sonlarına doğru ona daha fazla önem veriyor. Ve bu gerçekten yani benim Gonçarov'da gördüğüm, ya daha doğrusu Gonçarov'un yazışında gördüğüm çok belirgin, gayet güzel, ustalıkla yazıldığını gösteren önemli ayrıntılardan birisiydi. Dediğim gibi Oblomov okurken biraz sıkılabilirsiniz ama bu kasıtlı yapılan bir şey. Yani bunu Gonçarov bence kasıtlı olarak yapmış. Yani çünkü hani Oblomov'un hayatı o kadar böyle basık, böyle tek düze yaşanılmaz bir şey ki okurken bile sizi sıkmak istiyor yani Gonçarov. Bunu kesinlikle ben kasıtlı yaptığını düşünüyorum ve bu da onun ne kadar usta bir yazar olduğunu gösteriyor. Ve bu bakımdan da çok büyük bir takdiri şayan bir ne diyeyim, yazıyor yani ilginç bir şekilde. Şu an kelimelere dökemedim. Ama dediğim gibi o aradaki konuşma sahnelerinden çok o betimlemeler sizi çok sıkabilir. Ama ben dediğim gibi o sıkıntılara değiyor okumanız. Ve okumanızı eğer sıkılmaya rağmen yeni bir şeyler katmasını istiyorsanız bu kitap size göre bence. Ve kitap yani zaten 600 sayfa. Biraz kalın bir kitap. O yüzden de sıkılabilirsiniz. Ama yani aradaki o sırf o elmaslar, o altınlar için yine de okunur yani. O yüzden bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani kişisel açıdan beni biraz olgunlaştırdı diyeyim. Ve kendime biraz daha dışarıdan bakabildim. Çünkü Oblomov'un bazı davranışları, bazı düşünceleri benim düşüncelerimin aynısıydı. Ve bunların ne kadar yanlış olduğunu gördüm. Ve dediğim gibi işte bu yüzden didaktizmi bu kitapta fazla şey yapamadım yani hor göremedim. Kendisini de buradan tebrik ediyorum ama rahmetli. Evet, böyle bir kitaptı. Yani güzel kitaplar. Okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten hani gördüğünüz gibi Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisi olduğu için yani burada da benim bir sürü kitabım Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisinden. Güzel kitaplar yazıyorlar. Ve ben okudukça sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan birisi de buydu. Öyle. Okuyun yani. Güzel kitap. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Bir sonraki kitap incelemesinde, film incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.